çocuk aklınla bile mütevazıydın sen. Biliyor musun? O yaşında bile senden bir şeyler öğrenirdim ben. Öyle bir laf ederdin ki. Ayfer, koş, gel bak ne diyor. Bizim kız büyümüş de küçülmüş derdi. Çok bilmiş bir cüceydim yani. Kuzum benim. Daha o zamanlar avukat gibi konuşurdum kızım. Ben derslerimi seviyorum derdin. En sonunda annen karabalık seviyor. Hikayesini ne okumuşsun? Hatırlıyorum. Dilinden düşürmüyormuşsun. Ben de gidip bir kavanozun içinde sana bir balık almıştım. 2 haftaya kalmadan öldü balık ama. Çok üzüldüm. Günlerce ağladın. Yapma kızım. Üzme kendini bu kadar. Senin suçun değil. Bir suçlu arayacaksan o benim. Ben balığı sana getirdim dedim ama. Ben suçluyum dedin. Başka da bir şey demedin. Ama benim suçumdu baba. Sorumluluk bendeydi. Olacakla öleceğe çare yok kızım. O zaman da senin suçun değildi. Şimdi de değil. Ama sen o kadar fedakar. O kadar iyi niyetlisin ki. Verin bütün dünyanın yükünü sırtımda taşıyayım diyorsun. Olmaz kızım. Bırak yüreğine biraz da güzellikler girsin. Yalancının, sahtekarın yükü üzerine kalmasın senin. Babacığım, iyi ki senin kızın. Kızım, canım benim. İyi ki sen de benim kızımsın. İyi ki. Ahlaksız. Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorsun? Yok artık ya. O kadar da uzun boylu değil. Evet, ben de sana aynı şeyi söylüyorum. O kadar uzun boylu değil. Bu ne? Siz nereden buldunuz bunu? Nereden bulduysak bulduk. Bunun ne önemi var? Bak Meryem. Bugüne kadar sana sesimi çıkarmadım ama artık sen çizmeyi açtın. Ya bize kim olduğunu anlatırsın ya da ben bir şekilde öğrenirim zaten. Ya bırak, bırak Tekin ya. Bilmiyor muyuz bunun ne şarlatan olduğunu? Ha bilmiyor muyuz oğlumu kandırıp rahat yaşamak için bu eve yerleştiğini? Bilmiyor muyuz ne dolaplar çevirdiğini? Hamileyim diye yalan söylediğini ha? Bütün bunları bilmiyor muyuz? Pis yalancı, dolandırıcı. Ya siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Evet, Bilal'le sevgiliydik. Evet, nişanlımdı, evlenecektik. Ya ne var bunda? Gökhan'ın eski sevgilisi olmadı mı hiç? Ya bu eve her gün biri giriyor. Ben ağzımı açıp tek kelime ediyor muyum? Ya sırf eskiden biriyle nişanlıydım diye mi üstüme geliyorsunuz? Gökhan burada olsaydı... O parmağını çek! Gökhan burada olsaydı seni 2 dakikada kapının önüne koyardı, pislik! Ayşe sakin, sakin. Ne sakini Tekin? Ne sakini?
Bu şarlatanın yaptıklarından artık gına geldi ya. Şu hale bak. Yalancı hepimizi dolandırdı. Hepimizi. Yıllar önce nişanlanmış. Bak bak bak. Laflara bak laflara. Evet, söylediğim gibi. Ya siz istediğiniz kadar bana iftira atın. Bence sen hiç ağzını açma Meryem. Yıllar öncesinde kalan adamla hala niye görüşüyorsunuz o zaman? Ben tek kelime etmiyorum. Ya siz nasıl olsa bana inanmayacaksınız. Bak hala konuşuyor. Bak seni saçını başına yolarım ben. Ayşe, mecburuz sakin kalmaya. Niye mecburuz? Karnında bir aksoy taşıdığı için olabilir mi? Bak sizin yüzünüzden çocuğuma bir şey olursa sen o zaman görürsün saç baş yolmayı. Yat kalk. O bebeğe dua et sen. Anladın mı? Dua et. Pislik. Of Bilal ya, nereden çıktın karşıma? Hayatımı mahvettin. Nebahat! Ay, Yusuf Bey siz miydiniz? Ürktüm biraz. Deminden beri çalışma odasından sesleniyorum. Kimse sesimi duymuyor. İşe dalmışım. Kusura bakmayın. Ortada kimse yok. Ev halkı nerede? Kerime odasında. Çocuklar da daha gelmedi. Bu yemek kime? Ben hazırlayıp önüne götürmediğim zaman Kerime'nin yemek düşündüğü yok ki. İlaç saati geldi. Daha ağzına bir lokma yemek koymadı. İyi iyi. İyi yapıyorsun. Bu kadar işimi gücümün arasında bir de onun sağlığıyla uğraşamam. Siz merak etmeyin. Ben onun ilaç saatini de yemek saatini de takip ediyorum. İyi, aferin. Neyse. Çalışma odasına bana bir kahve getir işim bitince. Hemen yaparım ben kahvenizi. Görüyor musun şu arsızın yaptığını? Ha? Ama suç onda değil. Benim oğlumda. Musallat etti başımıza bu şeytanı. Böyle fevri hareketlerle bu meseleyi çözemeyiz. Ne yapacaktım Tekin? Ha? Ne yapacaktım? Bir de çiçek mi takdim edecektim kadına? Ya ben onu mu diyorum? Ya sen ne diyorsun? Ben anlamıyorum ki sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ayşe sus, Ayşe dur, Ayşe konuşma, Ayşe yapma. Ayşe, 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 Ayşe. Bana bu kadar laf edeceğine şu şeytanı araştırsaydınız biraz da bu kadar şey başımıza gelmeseydi. Ya neyini araştırayım? He? Anasının danasının seceresini çıkartsak ne fayda? O kız bu eve karnında torunumuz da geldi, unutma. Hala torunumuz diyor benim saf kocam ya. Ayol hamileyim diye hepimizi kandırmadı mı bu? Eve girdikten sonra hamile kalmadı mı? Ne fark eder? He? Şu anda karnında bizim torunumuzu taşıyor mu, taşımıyor mu? Sen ona bak. O çocuk bizim ilk torunumuz Ayşe, unutma. Ne biliyorsun yukarıdan olduğunu o çocuğun? Hasbunallah ya. Hasbunallah Allah'ım. Ayaküstü 40 tane yalan söylüyor kadın ya. Çocuğun Gökhan'dan olduğunu nereden biliyoruz? Ne kadar eminsin yani? Elimizde DNA testi mi var? O kadarına da cesaret edemez herhalde. Edemez. Ben hiç bu kadar iki arada bir derede kalmamıştım. O neyin sesi biliyor musun? Vicdanının.
O yüzden böyle göğsünün üstüne taş oturmuş gibi rahatsız hissediyorsun kendini. İçim içimi kemiriyor dermişim. Meseleyi kapatamıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Aslında ne yapacağını da, doğru olanın ne olduğunu da biliyorsun da, yapmaya korkuyorsun. Yıldızlar çok güzel parlıyor. Evet. Çok güzel. Ay da böyle tek başına. Özgür, başına buyruk. Gerçekten öyle. Gökyüzü buradan harika görünüyor. Bence de öyle görünüyor. Ben ne yapacağım şimdi? Dünyayı, o insanları çok büyük hayal kırıklığına uğrattım. Nasıl üzdüm? Ben şimdi nasıl onaracağım o kalpleri? İnsanlara bunu yapmaya hakkın yok Umut. Hakkın yok. Hak ettin Umut. Sen düşmeyi hak ettin. Sen yerin dibine de girsen haktır sana. Sen kimsin ya? Ha? Sen kimsin? Sen yalancının tekisin ya. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Umut, iyi misin? Umut.
İyi miyim? Bilmem. İyi değilim Gamze. Hiç iyi değilim. Bir daha da iyi olacağımı hiç sanmıyorum. Bu defter artık kapandı. Ne defteri Umut? Anlamadım. Yani hangi defterden bahsediyorsun? Dünya. Dünya Umut Usta başla tanıştı. Ellerimi bıraktı. Benden gitti. Umut. Sen o kadar iyi kalpli, o kadar ince bir insansın ki. Ben insan bile değilim Gamze. Ben insan bile değilim. Umut, neden gerçeklerle yüzleşmiyorsun? Yani er ya da geç öğrenmeyecekler miydi sanki? Ha? Hangi gerçek Gamze? Hı? Hangi gerçek? Ben kimim ki? Ya ben kendimi unuttum Gamze. Çünkü yanlış yollara saptın. Senin hayatın burası. Buraya dönmelisin. Yok Gamze, yok, ben dönemem. Yani ben eski hayatımı istemiyorum. Ben dünyayı istiyorum. Ben onu çok özledim. Bir iki güne unutursun o macerayı. Sevgimle sarıp sarmalarım ben seni. Her şey bizim için şimdi başlıyor. Gamze, ben ne yapacağım? Hı? Ben ne yapacağım şimdi? Gel buraya. Gel. Önce Ayfer adını vererek hastaneden bir araştırma yaptırayım dedim ama sonra düşündüm, Yusuf'un her yerde adamları vardır. Ben de tanıdıklarımdan birini bulmaya çalışırım. Hem daha güvenilir olur. Tamam. Aman ne olur dikkatli olun. Yusuf söz konusu olunca biliyorsunuz başımıza neler gelebileceğini. Yapmayın Nebahat'tir. Yemek getirmiştir. Benim ben. Tamam canım, gel. Ha. Koy şöyle. Nereye kadar böyle yaşayacağım ben? Yoruldum artık. Ölümün soğukluğu sürekli ensemde. Bak sana ne diyeceğim. Bir daha düşün sen. Biraz daha zorlasan zihnini. Yani böyle küçücük, minicik bir ipucu bile bizim için çok değerli. Böylece sen de kurtulursun böyle yaşamaktan, bu işkenceden biz de kurtuluruz. Hadi ne olur Fatıma Hanım, bir daha düşün. Ha. Düşünüyorum. Thank you.
görüntü gözümün önüne geliyor ama... Sen günahlarımı affet. Hatırladım. Hatırladın mı? Nebahat. Hatırladım. Kadını. Ne hatırladın? Söyle, söyle hadi, hadi ne olur. Ayfer Yılmaz'dı kadının adı. Ah, ah Nebahat! Nebahat bulduk kadını, Nebahat bulduk. Nebahat bulduk. Kızını alan kadının adı Ayfer Yılmaz'dı. Nebahat, Nebahat bulacağız kızımı artık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Papatya çayı yaptım ben kızına. Anneciğim eline sağlık. Ne gerek vardı? Ne gerek vardı olur mu hiç? Seve seve yapıyorum ben. Hem sen bunu içince şimdi biraz rahatlarsın. Sonra istersen sıcak bir duş al. Yat usan dinlen ha. Anneciğim. Yavrum. Yavrum benim. Hayat böyle işte. Her zaman gülüp oynayacak değiliz ya. Hayatta hep iyi insanlar çıkmıyor karşımıza. Bazen kötü insanlar da çıkacak. İnsanız işte. İyiler çıktığı zaman kendimizi hiç tebrik etmeyiz ama kötüler çıktığı zaman ilk kendimizi suçlarız. Ne gerek var kendimize böyle bir haksızlığı yapmaya? Hem de senin gibi adalet yoluna hayatını koymuş bir insana yakışıyor. Hı? Anne. Annem, yavrum. Benim güzel kızım. Hani küçükken... Göğsüne yattığımdaki gibi yapsana. Kalbin her kırıldığı zamanki gibi değil mi? Büyüyünce başka yerinden kırılıyor tabii kalbim. Hele de sevdaya düşünce. Ben biliyorum ki anne. En başından beri görüyorum ki seni. Anlıyorum. Biliyor musun? Sen küçükken çok hasta olurdun. Ama öyle çocuk hastalığı falan değil. Baya baya hasta olurdun. Sadece konu komşu değil.
Doktorlar bile umutsuz bakardı gözüme. O kadar çok dua ederdim, o kadar üzülürdüm ki. Hep kendimi suçlardım. Anne sütü veremedim çocuğuma derdim. Ondan böyle oldu. Ama bir gün seni iyileştin. Duydun beni. Gördün üzüntümü, hissettin sanki. Böyle hayatı sıkı sıkı tutundun. Benim güçlü kızım. Şuncacık bebekken böyle sıkı sıkı tutundun hayata. Şimdi de tutun annem. Kalbinin sesi böyle yükseldiğinde. Aklınla kalbini sustur. Bağır ona. Söylüyorum ama dinlemiyor ki anne. Biner. Biner annem. Zamanla dinlemeyi öğrenir. Soğukar yolunu bul yavrum. Burada hasta olacaksın. Hadi gel içeri geçelim Umut. Benim evim arkada kaldı Gamze. Benim evim mahallede kaldı. Benim evim dünyaydı. Ben gidip konuşacağım, ben özür dileyeceğim Gamze. Umut dur. Kendine gelir misin lütfen? Bak ayakta duracak halin yok. Acaba ben rezil bir herif olduğum için olabilir mi Gamze? Ha? Olabilir mi? Umut, bu şekilde mahalleye gidersen hiç hoş şeyler olmaz. Yat, uyu, dinlen. Yarın konuşuruz bunu, olur mu? Ha? Hiç hoş şeyler olmaz. Ha? Olmaz. Ya Gamze görmüyor musun? Ya ben ölüyorum. Ben aşkımdan ölüyorum diyorum sana ya. Umut, Umut lütfen. Değil mi? Şerefsiz. Senin ne işin var lan hala burada? Mahallemize yaklaşma demedik mi sana? O kirli ayaklarınla burayı pisletme demedik mi? Recep baba uyarmadı mı lan seni? Haysiyetsiz. Çekil yolum lan. Ben dünyayı görmeye geldim. Ne demek lan dünyayı görmeye geldim? Bir daha dünyayı var ya, sen anca rüyanda görürsün. Tarpın yapma, görmüyor musun? Kendin de bile değil zaten. Sarhoş. Tayfun çekil yolumdan. Ben onu kendine getirmesini bilirim şimdi. Yürü lan. Yürü git kendi yalan hayatına. Hadi yürü. Sana karışma demedim mi Tayfun? He? Ben dünyayı görmeye geldim. Ben konuşacağım onunla. O anlar beni, dinler beni o. Ulan ben seni şimdi gebertmezdim. Bir daha sakın, sakın dünyanın adını ağzına alma. Tayfun ne yapıyorsun? Ağzı kanıyor. Nazlı, sen karışma. Git, git sen evine hadi.
Sana karışma demedim mi ben? Beni hiç kimse durduramaz. Oğlum sen canına mı susadın lan? Ölmeye mi geldin buraya? Yaptıkların yetmedi mi? Tanfan, ister vur, ister öldür. Ama ben gidip dünyayla konuşacağım. Senin aklın başına gelmeyecek belli. Ama ağlarsan sakın baban Yusuf Ustabaşları çağırma. Tayfun! Ne yapıyorsunuz? Şimdi aklın başına geldi mi lan şerefsiz? Yeter Tayfun, yeter! Tayfun! Tayfun! Yeter! Yeter! Hayır, ne yapıyorsunuz? Birbirinizi mi öldüreceksiniz ya? Nasıl karışma! Efendim Nazlı. Dünya yetiş ne olursun. Koş buraya çabuk. Nazlı, ne oluyor? Ne bu telaş? Tayfun'la Umut birbirlerine girdiler. Yumruk tekme öldürecekler şimdi birbirlerini. Ne? Neredesiniz siz? Tamam, sokağın başındayız. Çabuk gel. Bak birine bir şey olmasa an meselesi ne olursun. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Sen sakın yanlarından ayrılma, tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Öldürecek misiniz birbirinizi? Çekil! Umut bari sen yapma, gözünü seveyim ya. Ben sana dünyayı görmeden gitmeyeceğim dedim. Seni gebertirim. Yemin ediyorum gebertirim. Tayfun hayır. Seni gebertirim. Tayfun. Bırak. Bunu bırakın. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Ne var ya, ağzını vur. Tayfun! Yeter artık! Ne yapıyorsunuz ya? Yeter! 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 Dur! Durun! Dünya, sen eve git. Ben birazdan paket ederim bu şerefsizi. Tayfun, Nazlı, gidin siz. Seni bu adamla yalnız bırakmam ben. Tayfun! Gidin dedi. Gidin diyorum, gidin. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun kızı, gidin diyor. Dur et. Yürü şu ağzına bak, kanıyor her yerin. Geç. Evet, mahalleyi ayağa kaldırmışsın dünyayı göreceğim diye. Buyur, geldim. Seni dinliyorum. Ne anlatacaksın acaba? Dünya, ben seni çok sevdim. Ailemi karşıma alacak kadar çok sevdim. Hayatta en çok değer verdiğim şey dürüstlüğü. Güveni ezip geçtim. Seni kaybetmemek için. Seni kaybetmemek için gözümü bile kırpmadım ben. Sana zarar gelmesin diye. Senin saçının teline zarar gelmesin diye yalan söyledim. Evet, evet ben yalancıyım. Seni kaybetmemek için yalan söylemek zorunda olan bir zavallıyım. Dünya, ben sen de kendimi buldum. Bizi bırakma. Bitti mi? Bitmedi. Biz daha bu hikayenin başını yazmadık ki. Sonu nasıl gelsin? Dünya, görmüyor musun? Ben sensiz nefes alamıyorum. Benim kalbim sensiz atmıyor. Ya bu böyle bitmez. Bitemez. Konuşmandan bahsediyorum. Bitti mi? Sözünü kesmek istemem. Gerçekten çok etkileyici cümlelerdi. Çok büyüleyiciydi. Gerçekten.
Yani kim duysa eminim hoşuna giderdi. Ama tanıdığı birinden duyarsa hoşuna giderdi. Ben sizi tanımıyorum. Doğru. Yakın zamanda size benzeyen biriyle tanıştım. Ama öldü. Cenazesini de kaldırdık. Öldü mü? Dünya ne ölmesin? Ben senin için... Sen benim için öldün. Anladın mı Umut? Öldün. Benim için artık yoksun. Dünya ne olursun bana bunu yapma. Bağır, çağır, istediğini yap, istediğini söyle. Ya gerekirse çek, vur beni. Ama beni görmemezlikten gelme. Ben yokmuşum gibi davranma. Yoksun zaten Umut. Yalan mı? Kendince bir karakter kurdun, oynadın. Ama o başkasıydı. Karşımda Umut Ustabaşlar var şu an. Benim o kişiyle alakam yok. Olamaz da zaten. Dünya, bak ben sadece senden soyadımı gizledim. Ben başka biriymişim gibi davranmadım. Sana hissettiklerim, duygularım hepsi gerçekti. Ben senin yanında kendim gibiydim. İnanmıyorum sana. Benim güvendiğim Umut yalan söylemezdi. Dürüsttü, mertti, vicdanlıydı. Senin gibi sahtekar, ahlaksız değildi. Ben öyle değilim Dünya. Sen böyle düşünmüyorsun. Hayır, sen bana öfkelisin, sinirlisin. Sen o yüzden bunları söylüyorsun. Ben inanmıyorum sana. İster inan, ister inanma. Hayır, dünya bitmez. Yani bu böyle bitemez. Ya anlamıyor musun? Senden nefret ediyorum diyorum. Hayır, dünya hayır. Etmiyorsun. Ediyorum. Etmiyorsun. Ediyorum diyorum, anlamıyor musun? Ediyorum, istersen bir daha söyleyeyim. Senden nefret ediyorum. Sen ne söylersen söyle dünya, tamam mı? Ben seni kaybetmeyeceğim. Kaybedemem. Kaybettim bile. İnanmıyorum Dünya. İnanmıyorum. Aramızda bu varken beni sevdiğini inkar edemezsin. Efendim Gamze. Yusuf amca, bir şey yapmamız lazım. Ne oluyor Gamze? Ne bu telaş? Umut, Umut'a yardım etmemiz lazım. Ne olmuş Umut'a Gamze? Çok kötü. Kızım söylesene ne olduğunu. Mahalledekiler Umut'un kim olduğunu öğrenmişler. Umut da inatla oraya gitti. Ne diyorsun sen? Bir şey yapacaklar Umut'a. Tamam, ben hallediyorum. Yusuf söylesene ne oldu? Mahalledekiler Umut'un gerçek kimliğini öğrenmişler. Umut da inadına mahalleye gitmiş. İş mi bu çocuğun yaptığı ya? Canını tehlikeye atıyor. Ay, tamam, siz sakin olun. Ben şimdi gider alır gelirim onu. Koş kızım, koş. Hatta ben de geliyorum seninle. Hadi, hadi gidelim. Hanımlar, hanımlar ne oluyor? Ha? Gece gece ne işiniz var sizin? Ben gider getiririm oğlumu. Olmaz, ben de geleceğim. Aklım kalır benim. İçim rahat etmiyor Yusuf. Kerime, daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bana orada ayak bağı olmayın. Ben gider getiririm diyorum. Merak etmeyin, benden haber bekleyin. Peki, tamam. Hadi. İnşallah başına bir şey gelmeden yetişir. Yetişir anneciğim, yetişir. Merak etme sen. Hadi gel biz oturup bekleyelim. İyi misin? Şu yaraya bak. Niye öfkeni dizginleyemiyorsun Tayfun? Ha? Umut'un ağzını burnunu kırdın da ne geçti eline? Rahatladım. Tamam mı? Az bile yaptım o şerefsize. Sen ne zannediyorsun?
gittin, ağzını burnunu dağıttın diye dünya koşa koşa kollarına mı sarılacak aptal? Böyle mi zannediyorsun? Ya sen sapla samını birbirine karıştırıyorsun. Dünyaya olan duyguların başka, o herifin bize ettikleri başka. Bırak da haddini bildireyim. Ben ona gösterirdim insan kandırmak neymiş de o dünyaya dua etsin. Tayfun, bence sen böyle daha fazla ortalığı birbirine karıştırma, yeter. Yeter. Senin derdin ne Nazlı? Sen aklınca beni mi koruyorsun yoksa Umut'u mu? Seni koruyorum aptal. Farkında değil misin hala Umut'la dünyanın birbirini nasıl sevdiğini, aşık olduğunu? Ne sevgisinden bahsediyorsun sen? Dünya bir yalana inandı. Umut ona bir peri masalı sundu. Adı üstünde işte. Peri masalı. Gerçekler ortaya çıkınca da masal bitti. Sen ne sanıyorsun? Dünya bir daha Umut'u yanına yaklaştırır mı ha? Evet, öyle sanıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen de daha fazla üzülmek istemiyorsan bu ihtimali göz ardı etme. Çok acı çekersin sonra. Nazlı. Ben olmayacak duaya amin demiyorum. Bence sen de demem. Bana her şeyin yalan olduğunu söyleyebilirsin. Ama aramızdaki bu şey gerçek dünya. Ne yapıyorsun ya sen? Hala aşk oyunlarıyla beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Hala beni aptal yerine koyuyorsun. Sen de yalansın. Aşkın da yalan. Değil. Dünya değil. Defol git buradan Umut Usta başlar. Yalanlarını, oyunlarını da al git. Dünya. Kızım ne oluyor? Seni rahatsız mı ediyor bu? Yok baba. Hadi eve gidelim. Zaten o da gidecek şimdi. Bir daha da geleceğini sanmıyorum. Gelmesen iyi olur. Recep baba, ben ne yapacağım? Sakın! Sakın bana bir daha baba deme. Seni aramıza aldık. Soframıza oturttuk. Evladımız saydık seni be evlat. Yeri geldi kızımıza emanet et. Ama sen hainmişsin. Yaptığın her şeyi kendi ailen, para için yapmışsın. Şimdi kızımdan da ailemden de uzak dur. Kendi pisliğine bulaştırma bizi. Yürü kızım, gidelim. Umut! Ne oluyor burada? Oğlum bu ne hal? Baba yok bir şey. Oğlunu da al git mahalleden. Bir daha da gelmesine izin verme. Yoksa elimizden bir kaza çıkacak. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Olacakları söylüyorum. Sen kimin mahallesinden kimi kovuyorsun? He? Bizim mahallenin yarısını satın aldık. Bu mahallenin yarısı benim, oğlumun. Baba. Yalan mı oğlum? Yapma. Mesela gereken birisi varsa onlar. Doğru ya. Burası artık sizin. Sizin için her şey para demek. Ve para için her şeyi yaparsınız. Buyurun. Burası artık sizin. Yeter ki bize bulaşmayın. Yürü kızım. Dünya. Hadi oğlum gidelim. Hadi.
Baba ben gelmeyeceğim. Oğlum. İçmişsin zaten. Başını belaya sokacaksın. Yürü gidelim. Kaldı bunlar kızım. Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Ya bir arasana hadi. Anneciğim biraz daha bekleyelim. Şimdi arar belki babam. Aha, geldiler. Oğlum. Umut. Umut ne oldu oğlum? Bu ne hal? Umut ne bu halin ablacığım? Yok bir şey Kerime. Sadece biraz sarhoş. Nasıl bir şey yok Yusuf? Görmüyor musun? Çocuğun yüzü kanıyor. Anneciğim sen kavga mı ettin ha? Elleri kırılmış acılar. Ya Yusuf bir doktora falan götürseydin çocuğu. Abartma Kerime. Ufacık bir yara işte. Serserinin birisiyle biraz itişmiş o kadar. Ablacığım hadi gel. Gel şu yaranı bir temizleyelim. Pansuman yapalım bak çok kötü görünüyor. Yok ablacığım istemez. Yok benim bir şey. Ay nasıl bir şey yok Umut? Oğlum ne olur bak en azından temizleyelim şu kanayan yarayı. Hadi, hadi anneciğim. Anne istemez dedim ya. Ben biraz dinleneyim. Yeter bana. Ay Yusuf en azından eve bir doktor çağıralım. Abartma diyorum Kerime. Ufacık bir yara. Hadi yatın. Sabah çözerim ben meseleyi. O da dinlensin biraz, kafasını toplasın. Konuşuruz sonra. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim, tamam. Tamam, ah. Sen gel telaşlanma. Recep. Hoş geldiniz. Hayırdır Recep? Bir şey olmadı ya kavga falan. Bir şey oldu yok. Sakin olun. Çok korktum. Geçin içeri. Neler oldu? Anlatın ne olur ya. Burada habersiz kaldık. Öğrenmeyiver Nevriye. Bir şey de bilmeyiver. Ay tamam canım bir şey demedik. Yani canın ne zaman isterse o zaman anlatırsın. Anlatacak bir şey yok kızım. Bir daha gelme bu mahalleye. Git bu mahalleden dedik. O kadar. Kızım, ne olacak bu böyle? İyice karıştı ortalık. Yo anneciğim, bir karışıklık yok. Tam tersine, her şey çözüldü.
asıl düşmanımızı tanımış olduk. Bir daha ne bana yaklaşabilir, ne mahalleye. Konu da böylece kapanmış olur. Ay vallahi benim tanıdığım Umut hayatta vazgeçmez yani, peşini bırakmaz. Abin de öyleydi. Benim peşime bir düştüm de bırakamadım. Biz burada kızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Şu söylediği laflara bak. Bu sefer dersini almıştır o zengin çocuğu. Adını söylemek bile içimden gelmiyor. Ben istemedikten sonra bana kimse yaklaşamaz. Bunu Umut da anlayacak. Neyse, ben odama gideyim. Dinleneceğim biraz. Tamam yavrum. Tamam anneciğim. Tamam kızım. Tamam. Öldü mü? Dünya ölmez. Ben senin için... Öldün. Sen benim için öldün Umut. Benim için artık yoksun. Dünya ne olursun bana bunu yapma. Bağır, çağır, istediğini yap, istediğini söyle. Ya gerekirse çek, vur beni. Ama beni görmemezlikten gelme. Ben yokmuşum gibi davranma. Yoksun zaten Umut. Yalan mı? Kendince bir karakter kurup oynadın. Ama o başkasıydı. Karşımda Umut Ustabaşlar var şu an. Benim o kişiyle alakam yok. Olamaz da zaten. Dünya, ben senden sadece soyadımı gizledim. Ben başka biriymişim gibi davranmadım. Sana hissettiklerim, duygularım hepsi gerçekti. Ben senin yanında kendim gibiydim. İnanmıyorum sana. Benim güvendiğim Umut yalan söylemezdi. Dürüsttü, mertti, vicdanlıydı. Senin gibi sahtekar, ahlaksız değildi. Senin elin kolun kırılsa ne olur Umut? Dünyanın kalbini kırdıktan sonra... Ah be Umut. Ah be akılsız adam. Dünya ne dese haklı. Kim neden sevsin senin gibi yalancı bir adamı? Yani böyle bitmesine izin veremem. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Umut'cum, günaydın. Kahvaltı hazırladı. Babam seni bekliyor. Ablacığım yok. Ben kahvaltı yapmayacağım. Aç değilim zaten, dışarı çıkmam gerekiyor benim. Sen iyi misin? Biraz konuşalım mı? Ablacığım gerçekten benim böyle bir vaktim yok. Ya ben her şeyi mahvettim, elime yüzüme bulaştırdım. Yani böyle olmuyor, benim kendimi açıklamam gerekiyor. Tamam, tamam. Seni anlıyorum. Ama şu an çok öfkelisin. Önce biraz sakinleşmen lazım. Abla, gerçekten vaktim yok. Yapma böyle Umut. Gel bir otur, önce konuşalım seninle. Ha? Hadi. Ablacığım. Ben seni ilk kez bu kadar mutsuz görüyorum. Hem dün gece bir kavgaya karıştın.
Ne oldu? Mahalleli üstüne mi geldin? Abla, benim umurumda olan tek bir şey var. O da dünya. Ben başka hiçbir şeyi umursamıyorum. Ya ben çok büyük bir aptallık ettim abla. Hem de çok büyük. Benim kendimi dünyaya affettirmem gerekiyor. Ya ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Sen çok mu seviyorsun dünyayı? Evet abla. Evet, çok seviyorum. Tahmin edebileceğinden de daha fazla seviyorum. Ya ben onu düşünmeden tek bir an bile geçiremiyorum abla. Yani böyle olmaz, böyle bitmemeli. Tamam, tamam. Canım benim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke dünyayla böyle karşılaşmasaydınız. Her şey öyle birbirine girmiş ki. Ama ne olursa olsun ben senin yanındayım. Aşkından asla vazgeçme. Peşinden git, ısrarcı ol. Çünkü sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Sadece adımlarını biraz düşünerek at, olur mu? Günaydın. Günaydın çocuklar. Anneciğim nasıl oldun? Ağrın sızın var mı? Ha? İyi anneciğim. Gayet iyi. Merak etme sen. Hadi geçin oturun. Size afiyet olsun. Benim dışarıda biraz işlerim var. Umut. Geç otur diyorum. Baba. Aç değilim dedim. Sabah sabah nereye gideceksin sen? Bak sakın o mahalleye gideyim deme. Oraya adımını atmak yok. O kızla da görüşmeyeceksin bir daha. Oğlum, bak baban haklı. Ya gördük dün akşam olanları. Hadi ne olur, gel otur bizimle. Anne, baba, lütfen karışmayın, lütfen. Sana mahalle yok dedim Umut. Yurt dışına mı gidersin, şirketin başına mı geçersin, sen karar ver. Ama mahalle meselesi kapandı artık. Senin evin burası. Baba, benim halletmem gereken işler var diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Sen yanlış bir şey yapınca vicdanını nasıl rahatlatıyorsun bilmiyorum. Ama benim içim hiç rahat değil. Oğlum, oğlum. Anneciğim bak. Sen de şu kadarcık hatırın varsa rica ediyorum. Ne olur gitme. Gördük oğlum dün akşam olanları. Herkes çok sinirli. Bırak biraz yatışsın, durulsun ortalık. Ondan sonra gider konuşur, vicdanını rahatlatırsın. Anlatırsın her şeyi. Ne olur şimdi şart mı be oğlum? Ha? Annem. Hı. Bak ben senin için canımı bile veririm biliyorsun değil mi? Ama bu mesele böyle kapanırsa bana uyku yok. Bana rahat yok anne. Hem sen demez miydin? Oğlum gönül kırma diye. Hı? Kırdıysan af dile demez miydin anne? Şimdi lütfen bırak. Af dileyim. Anneciğim. Dikkat et. Hadi git. Afiyet olsun. Sağ ol. Dikkatli olamadım ama. Başına iş açacak bu çocuk. Biz anne baba olarak söylememiz gerekeni söyledik. Artık bundan sonrası onu bileceği iş. Benim dur dediğim yerde durmasını bilmeli. Yusuf koskoca adam bu. Yani elini kolunu bağlayıp odaya tıkacak halimiz yok. Ya çocuk vicdanımı rahatlatmak istiyorum diyor. Bırak gitsin. Başlatmasın vicdanını. Vicdan konusunda sana pek çekmemiş belli ki. Kapa çeneni Kerime. Vallahi hırsımı senden alırım ha. Babacığım, anneciğim, bir sakinleşir misiniz lütfen? Hadi biz kahvaltımızı yapalım. Hı? İştah mı bıraktılar?
Aa. Sabah sabah kalktın, o kadar mıhlama yaptın. Sıcak sıcak yiyin şunu, soğutmadın işte. Dünya, kızım. Sen seversin, hadi. Eline sağlık anneciğim ama canım istemiyor. Ama ben dünya kuşuma kendi ellerimle böyle mısır ekmeği yaptım. Bir de bal kaymak da var Ayfer teyzem sayesinde. Birazcık yesek mi acaba ha? Nazlı, canım istemiyor dedim ya. Kız o kadar şey yaşadı ayol. İştah mı kalır yani? Zorlama diye dedim annem yani. Ne zaman isterse o zaman yer benim görümcem. Hem ben mıhlama yapmayı öğrendim. Ne zaman istersen o zaman yaparım kız, sana merak etme yani. Sağ olun Evliye. Rica ederim. Çiçeğim, biz seninle 2 dakika bir odada konuşsak mı? Olur. Ayfer teyze. Biz odamdayız. Tamam kızım, siz konuşun. Afiyet olsun. Tamam da bir şey yemeden olmaz. Neyse siz geçin de ben tabakları getiririm. Ayfer, sonra götürürsün tabakları. Rahat bırak kızları. Ay cidden. Bırak ayol gitsinler yani. Uş, tepelerinde hep. Şimdi tepelerinde. Ne oldu Nazlı? Yoksa o ismi lazım değil, seni mi aradı? Yok yok, aramadı. Öyle bir şey değil. Ne oldu o zaman? Niye baş başa konuşalım dedin? Çiçeğim, otursana şöyle bir sen. Gel, otur. Orada da 2 lokma yemedin, içime dert oldu bak. Şimdi tamam. Umut'un yaptığı şey asla kolay affedilebilir bir şey değil. Ama dünyam, birazcık anlayış mı göstersen be? Ha güzelim? Anlayış mı? Ya nasıl anlayış gösterebilirim Nazlı? Adam bize yalanlar söylemiş. Tamam, farkındayım. Yalan söyledi ama bu seni sevdiği gerçeğini değiştirmiyor ki hiçbir şekilde. Sevgisi batsın onun. Bak, böyle diyorsun ama sen de seviyorsun hala. Ben hissetmiyor muyum sanki ha? Saçmalama Nazlı ya. Aşk dediğin temiz bir şeydir bir kere. Böyle yalanlar üzerine kurulmaz. Biliyorum kuşum ama bak o da böyle olsun istemedi ki. Hatta biliyor musun böyle hep dürüst davranmak istedi. Tamam söyleyeceğim bu sefer Nazlı dedi ama diyemedi işte bir türlü ağzındakini adam. Korktu seni üzeceğim diye. Nasıl yani? Bir dakika ya. Sen biliyor muydun? Ben senden önce öğrendim ben de hemen. Ne? Yani hemen yakın zamanda öğrendim. Çok geçmedi öyle. En yakın arkadaşım olarak bir yalanla yaşadığımı biliyordun ve bana söylemedin öyle mi Nazlı?